Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fine Fine K658 Carduit oyuncu ve yayıncı mikrofonunu inceliyoruz. Fine Fine markasına ait bugünkü video konuğumuz K658 marka Cardioid bir mikrofonu inceleyeceğiz. RGB mikrofon ve özellikleri bakımından hem yayıncıları hem podcast kayıt yapanları hem de oyuncuları veya YouTube'a içerik üreten, içerik üreticilerini ilgilendiren bir mikrofonla karşınızdayım. Öncelikle bu mikrofon bir Cardioid mikrofon olduğu için Sesi karşıdan alıyor. Yandan, sağdan, soldan çok fazla ses almıyor. Bu sayede de eğer video çekiyorsanız Karşıdan ses aldığı için yüzünüzü kapatmayacak bir mikrofon oluyor. Genelde yayıncılar ve podcast yapan, radyo yayınları gibi podcast kaydeden kişiler bu tarz mikrofonlar kullanıyor. Mikrofonun alt kısmında RGB bir bölüm bulunuyor. Bunu isterseniz açık tutabiliyorsunuz, isterseniz arka tarafındaki düğmeden kapatabiliyorsunuz. Birazdan ses performansını aynı bu şekilde videoda mikrofonu yanıma koyarak inceleyeceğim ama öncesinde kutu açılımını yapacağız birlikte kutunun içerisinden neler çıkıyor biraz da bilgileri paylaştıktan sonra ses performans testlerimize mikrofonun gerçekten görünümüne vesaire hepsine bakıyor olacağız keza ben şu anda anlatırken sizlere mikrofonla ilgili bilgileri siz detaylı bir şekilde mikrofonu görüyor olacaksınız. Mikrofonun ön kısmında bir adet sesi açıp kapatmaya yarayan bir tuş bulunuyor ve bu tuş da renkli bir tuş oluyor zaten. Bastığınızda kırmızı yanıyor, ses kapanıyor ve tekrar bastığınızda yeşile dönüyor ve ses açılmış oluyor. Yani bu esnada öksürme, tiksirme ya da sesi o anda kapatmak istediğinizde kolaylıkla erişebileceğiniz bir tuş. Bu tuşa da bastıktan sonra kapandı mı kapanmadı mı gibi dertleri ortadan kaldırmışlar renkler sayesinde. Kırmızı olduğunda kapalı, yeşil olduğunda açık olduğunu anlayabiliyorsunuz rahatlıkla. Ürünün alt kısmında Type-C girişi bulunuyor ve bir adet de kulaklık girişi bulunuyor. Kulaklıkla hem kendiniz konuşurken sesleri duyabiliyorsunuz. Aslında MacBank tarzı videolar, ASMR MacBank videoları da yapabileceğinizi düşünüyorum bu Cardroid mikrofonla. Çünkü güzel ve tok bir ses alıyor. Kay sesleri de bununla kaydedebilirsiniz. Şarkı, müzik yapıyorsanız veya normal benim gibi video çekiyorsanız aynı bu şekilde ses kaydı alabilirsiniz. Şu anda bir yaka mikrofonuyla ses kaydımı yapıyorum. Birazdan kutuyu açtıktan sonra karşıma koyacağım mikrofonu ve nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan kutu açılımını yapalım ve sonrasında mikrofonu bağlayıp sizlerle aynı bu şekilde video içerisinde anlatırken hem sesi dinlemiş olacaksınız hem de mikrofonun detaylı özelliklerine inmiş olacağız. Kutu açılımına geçiyoruz. Geldik kutu açılımına. Öncelikle şöyle kutuyu dışarıdan bir göstermek istiyorum sizlere. Zaten yan kısımda gerekli bilgiler yazıyor. İşte burada USB ile bağlantı sağlandığı, gain seviyesini ayarlayabildiğiniz bölüm, monitörün yani kulaklık takabildiğiniz bölüm, vesaire hepsi gözüküyor. Öncelikle kutunun içerisinden bu şekilde bir kullanım kitapçığı geliyor ve burada detaylı bilgiler yer alıyor. Zaten burada nasıl kurulacağı, neler yapacağı ile ilgili kitapçıkta detaylı bilgileri paylaşmışlar. Bunları da okuyarak bu sayede kurulumunu kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz fine fine K658'in. Bunun içerisinden bir adet de kablosu çıkıyor. Kablonun bir ucu USB, bir ucu da Type-C. USB olan kısmı bilgisayarınıza, Type-C olan kısmını da mikrofonun alt kısmına takabiliyorsunuz. Kablo boyutu da gayet uzun. 2 metreye yakın bir kablosu bulunuyor. Ve kablo da gayet iyi. Kaliteli yani kırılma yapacak bir kabloya benzemiyor. Ki Fine Fine'ın birçok ürününü inceledik. Birçok mikrofonunu inceledik. Herhangi bir problem yaratmıyor. Uzun sürede kullanabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden bu şekilde bir aparat çıkıyor. Bu aparatta şak montla mikrofonu bağlayabileceğiniz bir aparat. Bunu sıkarak alt kısımdan mikrofonla şak mantı, mikrofonu tutacak bölümü sıkıştırıp bununla kullanabiliyorsunuz. Bu da iyi bir aparat olmuş. En azından mikrofon darbeleri ve sesleri bu sayede emiyor. Kutu içerisinden bu şekilde bir şak mount geliyor. Ben bunları tabii ki de bağladım kullandığım için kullanmadan sizlere deneyimlerimi paylaşmak istemedim. Bu şekilde bir şak mantu bulunuyor. İsterseniz bu kısmından mikrofonu yani böyle aşağıya bakacak şekilde koyulumlandırebiliyorsunuz. İsterseniz de buradan zaten RGB renkleri vesaire birazdan göstereceğim. Ayrıca böyle de bir şak mantu tutacak masaya koyabileceğiniz bir bölüm aparat çıkıyor. Bu da böyle açıldıktan sonra masanızda koyup buradan da ayarını yaptıktan sonra isterseniz aşağıya yukarıya herhangi bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz bu aparatta güzel olmuş. Alt kısım metal, üst kısımda şak mantla plastik ama bu darbeleri emiyor. Yani böyle dokunma sesleri vesaire masaya vurduğunuzda titreşimleri almayacak bir şak mount. Kutunun içerisinden son olarak mikrofonumuzun kendisi çıkıyor. Şu kısımda hemen bir adet Type-C girişi, bir adet de kulaklık girişi bulunuyor. Bu ön kısımda videonun girişinde söylemiştim. Bastığınızda mikrofon mute oluyor. Tekrar bastığınızda ses açılmış oluyor. Şu arkadaki yere de baktığımızda bu da alttaki RGB kısmı. Burası RGB bir renklere sahip. Buradan dokunduğunuzda açılıyor. Tekrar dokunduğunuzda da kapanıyor. Mikrofonun yapısı güzel. Şurası metal ve burada da FineFine'ın kendi logosu bulunuyor. Ayrıca hissiyat olarak gayet kaliteli ve premium hissiyatı veren bir mikrofon diyebilirim. Ağırlık olarak da ne çok ağır ne çok hafif diyebilirim. Yapı anlamında güzel olmuş. Ayrıca tuşun burada basma açma yeri bulunurken burada da sesini açıp kısabileceğiniz mikrofonun alanı bulunuyor. Böyle çevirdiğinizde eksi, böyle çevirdiğinizde sağ tarafa doğru artı olarak sesi ister kısıp açabiliyorsunuz ve mikrofon sesi bu şekilde alıyor karşıdan. Evet kutu açılımımızı yaptık. İncelememizi aslında sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tabii ki de şu anda size önemli detaylı bilgiler vereceğim. Çünkü benim gibi YouTube'a içerik üreten arkadaşlarımızın bu bilgilere gerçekten ihtiyacı var. Ve şu anda K658 Fine Fine mikrofonla sesimi kaydediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi muhtemelen videoya yansıyordur. Şu alt kısmında bir RGB var ve görüntüsü de çok hoş. Zaten detay çekimlerini gene ekliyor olacağım buraya. Öncelikle mikrofon cardioit bir mikrofon yani bu şekilde düz bir konuşma yaptığınızda sesi karşıdan alıyor ama siz bu şekilde de kayıtlar, bu şekilde de yayınlar yapabilirsiniz sesim ne kadar net geldiğini görüyorsunuz. Azıcık sesi açmış olabilirim şu anda mikrofonda çünkü az önce dinlediğimde kısık gelmişti bir tık. Şimdi mikrofon öncelikle ben iPhone 14 Pro Max'le çekimlerimi yapıyorum tüm görmüş olduğunuz şu videodan itibaren hepsi iPhone 14 Pro Max'le yapılmış bir çekim. Normalde bu mikrofonu biliyorsunuz yayın için kullanan. Oyun için kullananlar bilgisayara bağlar. Ben bunu telefonuma bağladım. Direkt Type-C'den Type-C'ye bir kablonuz varsa Android telefon kullanıyorsanız direkt telefonunuza bağlantı yapabiliyorsunuz. Ama benim gibi iPhone kullanıyorsanız bir OTG kablosuyla yani USB Lightning'e çeviren bir OTG kablosuyla altındaki Type-C girişinden öbür kabloyu USB girişini OTG'ye takıp OTG'de Lightning'e dönüştürdüğü için direkt Lightning girişiyle telefonunuzun kamerasından bu şekilde kayıtlar yapabilirsiniz. Reels videoları üretebilirsiniz. TikTok'ta içerik üretebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bunu önce söylemek istedim. Mikrofonun gain seviyesini ayarlayabildiğimiz tuş üst kısmında ve oradan sesi açıp kısabiliyorsunuz. Ayrıca arka tuşta hemen şurada RGB'yi beğenmediniz. Direkt bir tuşa bastınız ve kapattınız. Benim gibi masada kullanmak istemiyorsanız böyle bir ayaklıklı mikrofon tutucu alıp da bunu bu şekilde takıp kullanabiliyorsunuz. Çakmağın zaten direkt olarak takılmış oluyor. Fine Fine markası mikrofon ve ses sistemleri üzerinde gerçekten kendini kanıtlamış bir marka. Şimdi dezavantaj olarak baktığınızda fiyat bandına göre bence kendini kanıtlamış diğer markalara göre fiyat performans ürünü oluyor kardiyoid bir mikrofonlarda genelde fiyatlar çok yüksek bantlara çıkabiliyor kaliteli aradığınızda ama burada tam bir fiyat performans ürünü zaten açıklamaya ürünü satın alabileceğiniz linki bırakacağım oradan hem incelemesini sağlayabilir hem de bu videodan sonra satın alabilirsiniz 5-10 saniye kadar susacağım ve dip ses var mı ona bakacağız bu arada cam açık araçlar geçiyor ben şu an onları duyuyorum belki de mikrofona yansıyordur veya yansımıyordur susuyorum Dip ses de bu şekilde. Yani siz bununla kayıt alacaksanız, şarkı yapacaksanız veya işte herhangi bir podcast yayını kaydedip paylaşacaksanız dip ses almıyor. dipsesi de yani hışırtı, cızırtı gibi sesler olmuyor. Çünkü zaten premium segmentte bir cihaz. Zaten ona göre üretilmiş. Sadece bu üründe tek dezavantajım artık ayaklıklı o masa tripodlarından sıkıldık bence. Çünkü masaya koyduğumuzda masamız küçük olabilir. Hepimizin büyük olmuyor. Ve birazcık yer kaplıyor. Ayrıca kabloyu da arkadan dolaştırıp kasaya indirdiğimiz için de birazcık elimize takılabiliyor veya mouse'a ya da klavyeye vesaire takılabiliyor. Bu tarz işler yapıyorsanız bu tarz bir mikrofonda kullanmak istiyorsanız direkt masa ayaklık değil de böyle uzatmalı bir ayaklı mikrofon standı alıp onu kullanmanızı öneririm. Ses performansımız bu şekildeydi. Güzel bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki fazla paralar vermeden kaliteli içerikler, kaliteli sesler üretmek istiyorsanız videolarınızda veya içeriklerinizde önerebileceğim bir mikrofon. Şöyle biraz da yaklaşıyorum ve ses kalitesini anlayın diye direkt mikrofona karşıdan konuşuyorum arkadan konuştuğumda da ses bu şekilde. Mesela şu an buradan konuşmam gerekiyorken arka kısımdan konuşuyorum. Tabii ki de ses alıyor mu? Alıyor ama o kadar fazla değil. ...kok almıyor ve böyle daha düşük bir gain seviyesinde ses alıyor. Üzerinde zaten pop filtresi bulunuyor. Ayrıca buradaki şak mount'u da darbeleri emdiği için... ...herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Fine Fine K658'i inceledik. Daha fazla ürün incelememi isterseniz... ...incelemek istediğiniz ürünleri yorum kısmına belirtirseniz... ...onları da inceleyebilirim detaylı... ...ve böyle gerçekten kullanıcı dostu bir inceleme olacağını da söyleyebilirim. Videom bu kadardı. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.